Arkadaşlar merhaba. Aracımız Mercedes-Benz E350 2019 model. Daha önce aracımızla biz tek bir video daha çekmiştik. Aracımızla Beylikdüzü TÜYAP'ın önünden yakıt aldık. Sıfırladık. Yani fulledik ve sıfırladık. Oradan Küçük Kuyu'ya kadar geldik. Tam 400 kilometre yapmıştık. Ve 400 kilometre sonunda tekrar arabamızı fulledik. 24 litre 171 lira yakıt aldık. Tabi bunu da ortalamaya vurursak 84 ortalama hızla gelmişiz. 100 kilometrede 6 litreye denk geliyor yakıt tüketimimiz. Şimdi tekrar aracımızla aynı yoldan gidiyoruz. Tabii daha önce yakıt fişlerini de elimizde mevcut, onları da çektik. Onları da tabii videomuza koyacağız. Aynı yolda gene aynı yerden TÜYAP'ın önünden benzin aldık, Shell'den. Yakıt fişimiz de burada. Bunu da paylaşabiliriz. Ve tekrar Küçük Kuyu'dan benzin alacağız 400 kilometrede. Bu sefer ekonomik modda kullanıyorum aracı. Ekonomik mod, daha önceden karışık kullanmıştım. Hem otonom sürüşte kullanmıştım, hem de manuel kullanmıştım. Buradan anlık yakıt tüketimlerini de görebilirsiniz. Tabii bu sürüşümüzde çoğunlukla manuel kullandım ve ekonomik modda kullanıyorum. Tabii şu anda video çekmek için otonom sürüş kullanıyorum. 281 kilometre yol yapmışız. Yani yakıt aldığımız itibariyle 281 kilometrede 3 saat 32 dakika araç kullanmışız. Bu kullanım esnasında bize 46 kilometre bonus vermiş. 32 dakika. Şu anda ortalama hızda yakıt tüketimimiz 5.5. Geriye kalan yakıt tüketimimiz 889 kilometre. Yani bilgisayar verisi gösteriyor bunu. %80 de, yani %20 yakıt tüketmişiz, %80 de yakıtımız var. Tabii arkadaşlar, şöyle diyelim, bu araç 2 ton civarında ağırlığı var, bagajımız dolu. Tabii 2 kişiyiz araç içerisinde, yani 2 ton üzerinde bir yükle gidiyor, seyahat ediyor diyebiliriz kendimizi. Daha önceden ya biz VGT'siz bu aracımızı bu şartlarda kullanmıştık. 7.4'ün altına düşürememiştik. Yani daha da dikkatli ve tasarruflu kullanmak istedik. Çünkü deneme sürüşü yapmıştık. Düşüremedik yani. Ne yapsak düşüremedik. Fakat şu anda VGT ile bu aracımız 5.5 yakıt tüketiminde seyahat ediyoruz. Tabii bu seyahat sonucunda gene Küçük Kuyu'da yakıtımızı alıp paylaşacağız. Ne kadar düşeceğini ya da halen aynı seviyede devam edeceğini bilmiyoruz. Tekrar merhaba diyorum. Beylikdüzü'nden çıktık. Daha önceki videoda anlattığım gibi. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Kurban bayramlarını kutluyorum. Beylikdüzü'nde benzin almıştık. Aldığımız fişlerimiz burada. 335 TL, evet, yakıt almışız. Sıfırlamışız aracımızı. Ondan sonra da 5 saat 38 dakika yol almışız. 397 kilometre yol yapmışız. Ve 397 kilometre yol yaptıktan sonra Küçük Kuyu'ya ulaşmışız. Burada da
Yakıt aldık. Aracımızı fulledik. Ve gördüğünüz gibi aldığımız yakıt 22,32 litre. Yani burada aracımızdaki yakıt tüketimi 5,7 göstermesine rağmen tabii 5,5 civarlarında bir yakıt tüketimi yapmışız. Zaten daha önce yolda da yaptığımız çekimde de 5,5 olarak görüntülerimiz vardır. Aracımız E350-314 beygir motorumuz var. EQ motor tabii güçlü bir motor ve güçlü ağır bir araç. Dolayısıyla bu aracımızda VGT takıldı. Yakıtımız düştü. Daha önceki VGT'siz yaptığımız yolda, aynı yolda 7,4 litrenin altına düşüremedik aracımızı. Ama VGT ile bu neticeleri aldık. Tabii VGT'miz, bu aracımız bizim otomasyon sürüş olmasına rağmen, o hem otomasyon sürüş hem de yapay zekaya sahip aracımız. Dolayısıyla VGT'nin en iyi test sonuçlarını bu ekranda görebiliyoruz. Bunlar tamamen bilgisayar ve bilimsel verilerdir. Herkese VGT'li ve ekonomik sürüşler dileğiyle herkese hayırlı bayramlar diliyorum.